Merhaba. Yasal düzenleme ile yeniden düzenlenen KDV değişimlerini Symfony'de EMC uygulaması üzerinden yapabiliriz. Yetkili kullanıcımızla giriş yaptıktan sonra Enterprise seviyesinde sağ tarafta bulunan Setup başlığı altına geliyoruz. Bu alanda bulunan Tax Rates alanına giriyoruz. Burada 18 gördüğümüz alanları 20, 8 gördüğümüz alanları 10 yapıyoruz. Önce isimle başlıyoruz. Daha sonra oranı düzeltiyoruz. Aynısını 18 için de yapıyoruz. Ve üstten işlem bittikten sonra Save butonuna basarak kaydediyoruz. Bu alandaki işlemimiz bitti. İkinci adım olarak Tax Rates'in altında bulunan Tax Class alanına giriyoruz. Yine burada da sadece isim alanlarını değiştirmemiz yeterli olacaktır. 8'i 10, 18'i 20 yapıyoruz ve kaydediyoruz. Her ihtimale karşın bu alandaki 3 noktaya tıklayıp KDV oranının doğru tikli olup olmadığını kontrol edebiliriz. %10'a 10, %20'ye 20. EMC uygulamasındaki işlemlerimiz bu kadar. Daha sonra operasyonu açıyoruz. Operasyonu açtıktan sonra genelde giriş ekranlarında bulunan Database Güncelle ya da Update Database dediğimiz bu Database Güncelle işlemini yapıyoruz. Butona bir iki kez tıkladıktan sonra ekranı küçültüp ilgili yetkili şifremizle operasyonu yeniden açıyoruz. Operasyon açıldıktan sonra ilgili şifremizle giriş yapıyoruz. Herhangi bir çek açmaya çalıştığınızda size departman KDV oranları uyumsuzluğu Micros üzerinden Z raporu alınmalı uyarısını vermektedir. Bu uyarıya tamam dedikten sonra fonksiyon ekranında bulunan Mali İşlemler sayfasına gelip Z raporu butonunu tıklayıp bize açık çekler uyarısını verdikten sonra yani açık çeklerimizin olduğunu söylediği uyarısını verdikten sonra devam ete tıklayarak Z raporuna devam edilsin mi uyarısına evet diyerek standart olan şifremizi giriyoruz. Bu Z raporu tamamlandıktan sonra işlemlerimiz bitmiş bulunmaktadır. Operasyonda bir adet çek açıp küçük tutarlı bir ürün girerek test edebilirsiniz. İşlem tamamlanmıştır.